Sevgili Urbalıcılar merhaba, ben Turgay Karahasan. Bu videoda size Atçakavı'nda kullanmış olduğumuz 4 ana ekipmandan bir tanesi olan kamışımızı en efektif şekilde nasıl kullanabiliriz? Sahtemizi en uzak noktaya nasıl atabiliriz? Kendimce bunu size aktarmaya çalışacağım. Burada kas gücümüzden faydalanıyoruz. Oldukça basit. Atış pozisyonunu aldıktan sonra kuvvet noktamızı sırtımızdan kollarımızın ucuna doğru atış esnasında belirli kas gerginliğini sağlayıp atışı gerçekleştirdikten sonra gelen kas kuvvetini kollarımıza doğru veriyoruz. Ancak misinayı çıkış esnasında kolumuzu kesinlikle germiyoruz. Bütünüyle gücü kamışa doğru gönderiyoruz ve bu şekilde en etkili atışı yapmayı garantiliyoruz. Ayrıca bir şey daha belirtmek istiyorum. Aklıma gelmişken, kamışlarımızı kullanırken herhangi bir şekilde tereddüte düşmeyin. Çünkü bu kamışlar üretilirken uygulanabilecek maksimum değerlerde piyasaya sürülüyor ve bütün gerekli testlerden geçiyor. Bu yüzden herhangi bir korku duymamıza gerek yok. Kamışlarımızı rahatlıkla kullanabiliyoruz. Aklıma gelmişken bir püf noktasından daha bahsetmek istiyorum size. Bunu mutlaka hep söylüyorum size, raporlarımda aktarıyorum ama bir kez daha sözlü olarak aktarmak istiyorum. Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki yüksek tuzluluk oranı her ne olursa olsun ekipmanlar üstünde ciddi olarak korozyona yol açmaktadır. Bunun önüne geçmek çok basit. Her avdan sonra tatlı su altında kullandığımız ekipmanları yıkayıp güneş altında olmadan kesinlikle gölge bir noktada oda sıcaklığında kurumaya bırakıyoruz. Daha sonra her birkaç hafta kullanımdan sonra özellikle makinamızda gerekli yağlamaları yaptığımızda inanın ekipmanlarımızı en uzun sürede, en sağlıklı sürede kullanmayı gerçekleştiriyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Balık peşinde hepinize kocaman rast geldiniz.